Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir çanta tarifi paylaşacağım. O kadar keyifli ki yapımı bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Yani bir tane çantayı hazırlamak sadece yaklaşık 2,5-3 saatimizi falan alıyor. Böyle rahat rahat bir günde birden fazla çanta örüp hazırlayabilirsiniz. Bakar mısınız rengarenk olarak hazırladım. İnanılmaz keyifli bir yapım var ve bütün detayları da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Böyle mini bir çanta. Çantanın içerisine şöyle göstermek istiyorum. Bir tane telefonunuz, cüzdanınız, anahtarlığınız falan çok rahatlıkla sığacaktır. İsterseniz bunu cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Bakın ama ben bunu böyle çapraz takmak istediğim için yaylı halkalarla bir zincir takarak böyle daha şık bir hale geldi. İsterseniz böyle çapraz kullanın. İsterseniz böyle evde de kullanabilirsiniz. Bakın yayla halka kullanmadım bu noktada. Direkt elci e, takıp hazırladım. Şimdi bu rengini birlikte örüp hazırlayacağız. Bakar mısınız şöyle açık renkte de gösterecek olursam çantayı detaylı olarak şöyle paylaşalım. Fermuarda öyle güzel bir detay var ki sanki makine dikiş, dikişi gibi hiç örgü gibi durmuyor. Bakar mısınız o kadar e, muntazam bir yerleştirme oluyor ki şöyle çantanın iç kısmında göstereceğim açık renkte. Bakar mısınız muntazam güzel bir Çalışma oluyor isterseniz içerisi astar dikebilirsiniz ama astarsız da böyle takçık rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta özellikle yazın rengarenk hazırlayıp böyle e, çeşit çeşit kullanabilirsiniz satışını yapıyorsanız mutlaka e, böyle bir çantayı e, vitrinize rafınıza koymanızı çok isterim gerçekten çok gösterişli ve güzel duruyor. Diğer renklerine de bakar mısınız o kadar güzel ki ben örmek için spagetti yarının e, pamuk makrom ipliğini kullandım mat bir derisi var bakın. Bu renkte gerçekten çok güzel oldu. Yine diğer renklerini de şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Hemen bir diğerine bakalım. Bakar mısınız? Cıvıl cıvıl, şahane. Burada da güzel bir yine vizon var. Biz ondaysa spagetti yarını simli e, pamuk makrome ipliğini kullandım. Ama sizler istediğiniz iplerle bu çalışmaları yapabilirsiniz. Detaylar video içerisinde sizlerle e, adım adım paylaştım dediğim gibi. Hemen şöyle çantanın ölçüsünde başlangıçta sizlere söylemek istiyorum çantanın bitmiş haldeki boyutu şöyle bakalım eni 24-25 santim fermuarla beraber tabana kadar olan noktada. 14 santim ölçüsünde. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantamız için kullanacağımız malzemelerimiz FY çanta aksesuara ait. Burada 3 parça görüyorsunuz. Fermuarımız var, elciğimiz var ve 4 adet kare Deri parçalarımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Bunun birçok rengi var ve burada da zaten sizlerle renklerini paylaştım. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Yumuşacık. Örümü de çok çok kolay. Çok basit bir teknikle bu parçalarla harika bir çanta çalışmış olacağız. Ee, bu arada ölçüleri de vereceğim sizlere ama şunu da belirtmekte fayda var. Bu fermuarın bir de büyük boyu var. Bunu daha büyük boyutlarda port ve clutch gibi e, çalışmalar yapmak isterseniz eğer feye çanta aksesuar Instagram ve internet sitesinin linkini ekleyeceğim aşağı açıklama kısmına oradan tıklayarak bu e, fermuarın büyük boyuna da bakabilirsiniz. Daha büyük çalışmak için de Kare e, parçalarınızı artırarak çantanızı daha büyük boyutlarda da hazırlayabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi fermuarın ölçüsünü e, verelim öncelikle. Bakın deri kısmını ölçüyorum. E, 19.5-20 santim diyebiliriz. Eni de 7 santim ölçü bu şekilde. Kare parçalarımızın ölçüsü 10 santime 10 santim. Elciğin ölçüsünü söylememe gerek yok. Şimdi kullanacağımız malzemelerimiz bu kadar. Ve burada bakın üç farklı tığ görüyorsunuz. Şimdi buradaki delikler farklı olduğu için bakın kare parçadaki e, delikli, e, deliklerden ilmek çıkarmak için 3 milim tığ kullanacağız. Çantamızı birleştirip kenar körünü örmek için 3.25 milim kullanacağız. En son şu fermuardaki deliklerden e, ördüğümüz parçayı çan, bunu çantaya monte etmek için de 2,5 milim tığ kullanacağız. 3 farklı numarada kullanmış olacağız. Çantamı örmek içinse ise ben spagetti yarının pamuk makrome ipliğini tercih ettim. E, bir yumak yeterli olacak. E, çok az bir ip kullanıyoruz aslında yaklaşık bir maksimum 100 gram falan gibi düşünebilirsiniz. Yani bir yumaktan böyle bir çantayı çok rahatlıkla örmüş olacağız. Dokusu muhteşem yumuşacık zaten. Şimdi örmeye başladığımızda da ne kadar rahat ördüğümüzü sizler de görmüş olacaksınız. Hemen şöyle kare parçalı parçalarımızı kenara alıyorum. Öncelikle 3 milim tığımı alıyorum. Hemen ipimi de alıyorum. Ve direkt bakın tam kenar noktadaki Tam köşedeki delikten değil, bir sonrakinden tığıma batırıyorum. İpimi alıyorum. Tığımın ucuna ipimi direkt takıp battığım boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği hemen ipimi dolayarak örüyorum. Bunu bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Sonra burada bitiş bağlantı yapacağız. O da gerçekten tam bir yani güzel bir şekilde bitiş olacak. Her tarafı aynı olmuş olacak. Şimdi tekrar aynı boşluğa geliyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmek var doluyorum 2 ilmeği aynı anda örerek sık iğne örmüş oluyorum bakın burada da bir miktar kısa ip bıraktım bu ipi de gizleyerek örmüş olacağız sonra bir diğer deliğe batıyorum her bir delikte iki tane olacak sadece köşelere köşedeki bakın 4 nokta var bunlara üç tane sık iğne örmüş olacağız hemen bir sonraki deliğe geliyorum ipimi alıyorum ve direkt sık iğne bakın çok rahat örülüyor aynı boşluğa batıyorum İkinci sık iğnemi örüyorum. Çok rahat örülüyor. Sizler kendi ipinize göre kendi tığ numaralarınızı belirleyebilirsiniz. Benimle aynı olmak zorunda değil. Ben ee, mat olduğu için deriler böyle pamuk makromeyi çok yakıştırdım. Ama daha farklı iplerde kullanılabilir. Bunların bildiğim kadarıyla parlak olanları da var bu deri parçaların. Yine fey çantanın sitesine girdiğiniz zaman detayları orada görebilirsiniz. Bakın şimdi her bir dele 2 tane 2 2 2 2 örerek devam ediyorum. Her bir dele iki tane sık iğne örüyorum. Şimdi köşeye geldiğimde bakın tam köşedeyim. 3 tane öreceğim. 1 aynı boşluğa. 2 aynı boşluğa. 3. sık iğnem köşede 1 2 3 tane örmüş olduk. Sonra diğerlerini yine 2 2 2 şeklinde devam edeceğiz. Bakın bir aynı boşluğa iki. Şimdi kare parçamızı bu şekilde devam ettirerek sıra sonuna geleceğiz. Burada küçük bir püf nokta önemli bir püf nokta var. Bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Son köşe boşluğumuza üç tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra ilmeği şöyle bir 5-7 santim arası uzatıyorum. Kesiyorum yeteri kadar. Direkt yumaktaki ipi çıkartıyorum. Bakın bu şekilde ipimi çıkardım. Şimdi burada başlarken bakın ilk ilmeğimiz zincir e, noktasıydı. Şimdi buradaki zincir ilmek noktasından sonra ördüğümüz ilk sık iğneye batıyoruz. Arkadan öne doğru. Sonra bu ipi önden arkaya geçiriyoruz. Sonra en son ördüğümüz sık iğnenin Bakın, arka kesik çizgisi ve tepe noktasında kalan tek kanadı. Şöyle tam ortasından batıyoruz. Yani ipin geldiği noktaya batıyoruz. Bu ipi bu noktadan geçiriyorum. Bakın. Şimdi böyle ne yapmış olduk? Şu başlangıç ilmeğini sık iğne tepesi gibi yapmış olduk. Bakın, bütün noktalar sık iğne noktaları aynı şekilde görünüyor. Başak başak görünmüş oluyor. Yani muntazam bir bitiş yapmış oluyoruz. Sonrasında bu ipi burada bırakmıyoruz. Mutlaka sağlam olacak şekilde ipimizi güzelce gizliyoruz. Şöyle aralardan ipimizi gizleyelim. Bu ipi de yine bakın içeride sabitlemiş oluyoruz. Ben ördükten sonra mutlaka şöyle bir elimle düzlüyorum ki daha rahat çalışalım sonrasında. Şimdi kare parçalarımızı bu şekilde sık iğne ile çerçeveleyeceğiz. Şimdi diğer 3 parçayı da aynı şekilde burada yapmış olduğum gibi bunları da tamamlıyorum. 4 kare parçayı da bakın tarif etmiş olduğumuz gibi tığladık. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Derinin düz kısmı bize bakacak şekilde düz yönde sık iğnelerle çerçeve yapmış olduk. Bakın burası ters kısmı. Şimdi ben buradaki e, böyle yapmış olduğumuz sık iğne çerçevelemiş olduğumuz iki tane kare parçayı bütün haline getirdim. Bakın ortadan kaydırma ile birleştirdik. Sonrasında da bir körük noktası örüp burada ipimi koparttım. Şimdi bu parçayı e, sizlere tarif ediyor olacağım. Fakat e, ilk parçada ipi kopartıyoruz. ikinci parçada ipi kopartmıyoruz. Şimdi burada nasıl birleştiriyoruz hemen bunu da gösterelim. Bu arada tığ numaramı değiştirdim. 3.25 milim tığ kullanacağım. Şimdi çerçeve kısmını, körük kısmını örerken hemen işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyorum. Elinizde 3.25 yoksa 3.5 numara tığ da kullanabilirsiniz. Elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre. Şimdi ilk ilmeğimi oluşturdum. Bakın kare parçamı alıyorum. Köşelerde 3 tane sık iğne vardı. 1, 2, 3. Hemen buradaki üçlü sık iğnenin ikincisinin dıştaki tek kanadına batıyorum. Şöyle tepe noktası ve dıştaki tek kanadı. Batış yaptım. Hemen diğer parçayı da alıyorum. Bu parçanın da hemen köşedeki bakın üçlünün şöyle tutalım ip arka tarafta kalsın. 1 2 3 tane sık iğne var. Hemen ikincisinin bakın bunun da yine dıştaki tek kanadına batıyorum. İpimi alıyorum. Batış yaptığım noktalardan ipimi geçiriyorum. Bakın buradan geçirdim. Buradan da geçiriyorum ilmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Bağlantıyı yaptık. Şimdi ilmeği hafif esnetiyorum. Çok sıkı sıkı yapmayalım ki kasma yapmasın. Eğer sıkı yaparsanız ve tığ numaranızı bu noktada küçük tutarsanız kasma yapar. Mutlaka böyle bir tık gevşek olacak şekilde birleştirmekte fayda var. Şimdi karşılıklı motiflerin üçlünün ikinci sık iğnesine batıp birleştirmeyi yaptık. Hemen sıradaki sıkı iğnenin Dıştaki tek kanadına batıyorum ve karşı parçadaki, bakın aynı sık iğneye denk gelen noktaya batıyorum. Bunun da dıştaki tek kanadına batıyorum. Alttan ipimi alıyorum. Batış yaptığım noktalardan ipimi çıkartıp bekleyen ilmekten geçiriyorum. Ilmeği çıkardım, kaydırdım. Bir diğer sık iğnenin dıştaki tek kanadı ve karşısındaki denk gelen sık iğnenin de dıştaki tek kanadına batıp ipi şöyle alt kısımdan alıyorum. Batış yaptığım ilmeklerden çıkarıp bekleyen bakın çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde çok sıkmadan böyle kaydırmalarımı yapacağım. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın oldukça kolay, hiçbir zorluğu yok. İlmekleri batıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Şimdi son noktaya kadar ilerleyelim. Buradaki bitişi de hemen sizlerle paylaşın Şimdi sıra sonuna geldik. Üçlü'nün ilkine karşılıklı batışlar yaptık. Sonra üçlü'nün ikincisine nasıl başlamışsak öyle bitiriyoruz. Üçlü'nün ikincisine batıyorum dıştaki tek kanadına. Karşı parçadaki üçlü'nün ikincisine batıp yine dıştaki tek kanadına ilmeklerimi geçiriyorum ve kaydırmamı yapıp bu noktada bir tane zincir çekip ilmeğimi yeteri kadar esnetip tam ortadan ipimi kesiyorum yumaktaki ipi çıkartıyorum ve buradaki çektiğim zinciri mutlaka sıkılıyorum bakın bu şekilde ve şöyle elimle el ütüsü mutlaka yapalım ipin esnekliğini alalım ki örgü muntazam görünsün bakın iki parçayı birleştirdik şimdi bu kısa ipler e, örerken gizleyeceğiz şimdi gizleme yapmayacağız hemen alıyorum tekrardan ipimi bir zincirle yine ilk ilmeğimi oluşturuyorum bakın ilmeği oluşturdum Hemen şu köşeden başlayacağım. Şöyle üçlünün bir iki üç tane sık iğne var. Üçlünün ikincisinin tepesine batıyorum bakın. Tepeye battım. Bu noktadan ilmek çıkardım. Zaten ilmeğimi oluşturdum. Çıkardığım ilmekle beraber 2 ilmek oldu. Kısa ipi şöyle araya alıyorum. Tığıma dolayarak iki ilmeği kapatıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp tekrar sık iğne örüyorum. Hemen işe sık iğne ile başlamış olduk. Bakın kısa ipi de gizleyeceğiz. Şimdi ördüğümüz bakın her bir sık iğnenin tepesine batarak kısa ipi de gizleyerek sık iğne öreceğim. Şimdi burada devam ediyorum. İkili ördüğümüz sık iğnelerin olduğu noktalardan geçerken her birine bir tane öreceğiz. Şimdi artış yapacağımız noktayı da şimdi adım adım sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın devam ediyorum ta ki köşedeki üçlüye kadar. Üçlüye geldik bakın köşedeki bir iki üçlü sık iğne ilkine bir tane örüyorum. İkincisine 3 tane öreceğim. 1 Aynı boşluğa. 2 Aynı boşluğa. 3 Diğerlerine bir tane. Şimdi bu noktada birleştirme yaptığımız için şu kısmı göstermem gerekiyor. Şimdi sık iğnelerimizi örelim. Şu noktada ne yapıyoruz? Hemen paylaşın. Bakın şu köşedeki üçlünün ikincisine sık iğnemizi örerek her birine bir tane sık iğne ördük. Buradaki üçlüye İkincisine 3 tane sık iğne ördük. Diğerlerini birer tane ördük. Şimdi buradaki üçlüye geldik bakın. Hemen üçlünün ilk sık iğnesine bir tane sık iğne örüyorum. Hemen şu arada ikinci sık iğne var bakın. Hemen şöyle sık iğnenin ikinci sık iğnenin tepesine batıp bu noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Ve hemen şu bakın kaydırma yaptığımız nokta var. Bu kilit zincirimiz ve son yaptığımız kaydırma noktası. Bunu şöyle içine batıyorum. Bu noktadan da ilmek çıkarıyorum. Bu noktayı bir tık böyle ilmeği esnetiyorum ki kasma yapmasın. Buraya da bir tane sık iğne örüyorum. Tam kaydırma noktasına bir tane sık iğne. Sonra diğer kare parçaya geçiyoruz bakın. Hemen üçlü var. Üçlünün ikincisinden başlıyorum bakın şu üçüncü. Bu da ikinci zaten dış e, ar arka tek kanadını aldığımız sık iğne. Bakın. Üçüncüsü, ikincisi. Hemen ikincisine batıp sık iğnemizi örüyoruz. Sonra üçlünün üçüncü sık iğnesine tepesine sık iğne. Geçiş bu şekilde bakın. Şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde geçtik. Elinize göre kasma yaparsa sizler buradaki sık iğneleri kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğim. Köşe üçlüye geldiğimde buradaki gibi bakın her birine bir tane sık iğne. Üçlüye geldiğimizde buradaki yaptığımız işlemi birebir burada da tekrar etmiş olacağız. İkincisine üç tane örüp Diğerlerini birer tane öreceğiz. Ta ki buradaki üçlünün ikincisine kadar. Yani buradaki başladığımız noktada burada bitiş yapmış olacağız. Şimdi bu uca kadar gelelim. Tekrar tarif etmeye geçelim. Bakın burayı tarif etmiştik. Buradaki kısa ipi de gizlemiş olduk. Köşeye geldik. Üçlünün ikincisine üç tane sık iğne. Diğerlerini birer tane ördük. Şimdi bitişteki üçlüye geldik. Hemen ilkine bir tane. ikincisine de bir tane sık iğne örüyoruz. Bu sırayı bitirdik. Bakın buradan başladı Buraya kadar geldik. Şimdi dönüş yapacağız. İlmeği hafif esnetiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Ben zincirsiz dönüşler yapıyorum. Hemen gelen ilk boşluğa batıp bir tane sık iğne. Hemen diğerine yine bir tane bakın tersten örüyoruz. Şimdi bir sıra bu şekilde sık iğne öreceğiz. Şimdi sık iğnelerimize devam edeceğiz. Köşede üçlü örmüştük iki noktada. Artık artışımız yok. Burada her birine normal zaten sık iğnelerimizi örmüş olduk. Burada başlıyoruz her birine birer tane sık iğne örerek buradaki ilk başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Hepsine bir tane sık iğne örerek. Bakın, sıramızın sonuna geldik. İlk başladığımız sık iğnenin de tepesine batıyoruz. Ilmek çıkardık, sık iğnemizi ördük. Yine ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü direkt çeviriyoruz. Şimdi bu nokta artık son sıra olduğu için burada bitiş yapacağımız için şimdi ilk sık iğneye bakın direkt gelen ilk boşluğa batıyorum. Birinci sık iğne sadece bunu bu noktada yapıyoruz. Aynı noktaya ikinci sık iğne. Bu noktaya iki tane sık iğne ördük. Şimdi diğer bir sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğne. Şimdi sadece başlarken bir e, bitiş yapacağımız için ilkine iki tane sık iğne ördük. Diğerlerinin tamamına bir tane sık iğne öreceğiz. Ta ki bakın bu uca kadar. Şimdi düze, e, düz tarafa dönmüş olduk. Her birine bakın hafif de köşeler çukurlaşmaya başlıyor. Her birine bir tane sık iğne örerek şimdi şuradaki köşeye kadar ilerlemiş olacağız. Sıkım başlangıçta iki tane sık iğne ördük. Diğerlerine birer tane örerek buradaki uç kısma kadar geldik. Şimdi buradaki son sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar aynı boşluğa geliyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Sebebi dönüş yaparak şimdi ağız kısmına bir sıra sık iğne öreceğiz. Ve burada artık bitişimizi yapmış olacağız. Şimdi bakın son noktaya iki tane sık iğne ördüm. Hemen bir sonraki alt boşluğa batıyorum. Bakın şuradaki bu noktaya da bir tane sık iğne örüyorum. Üç sıra körük yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Sonra üçlünün ikinci sık iğnesine batıyorum. Bakın hemen Burada üçlünün ikinci sık iğnesine batıp sık iğne. Sonra kare parçada ördüğümüz sık iğnelerin tepelerine batarak her birine bir tane batıyoruz. Sadece şu köşe dönüş olduğu için bu son nokta iki tane sık iğne ördük. Şimdi uygun gelen boşluklara batarak her birine bir tane sık iğne örmüş olacağız. Sonra şu az kısmında burada yapmış olduğumuz gibi bakın sık iğnelerimiz öreceğiz. İkinci noktaya sık iğne. Kaydırma noktasının tam ortasından batıp bir tane sık iğne sonra diğer kare parçaya geçip ikincisine üçlünün ikincisine sık iğne sonra diğerlerine de birer tane sık iğne örerek buradaki köşe noktaya kadar ilerlemiş olacağız bakın her birine bir tane sık iğne ördük burada yaptığımız gibi burada da aynı sık iğnelerde geçişimizi yaptık şimdi köşe üçlüye geldik hemen üçlüün ilkine bir tane sık iğne mutlaka ikincisine batıp bir tane sık iğne hemen bu ördüğümüz sık iğne şu noktaya bir tane bakın körük kısmına bir tane sık iğne örüyoruz burada başlarken iki tane sık iğne ile başlamış başlamıştık dönüş olduğu için. Şimdi şu ilmeğimi esnetiyorum bir miktar. Hemen ilk ördüğüm sık iğnenin bakın tepesine tığımla batıyorum. ilmeği bu noktadan geçiriyorum. Şöyle bakın bağlantıyı bu şekilde yapmış oldum. Burada ipi kopartmıştım bakın. ilk parçayı örerken burada motifte bir e, kare parçada bitiş yaptığımız gibi burada bitişimizi yapmıştık. Şimdi Bakın, iki parçayı da aynı şekilde hazırladık. Şimdi bunlar düz kısımları iç içe bakacak şekilde birbirinin üzerine kapatıyoruz. Şurası zaten ağız kısmı. Şimdi buradan başlayarak bakın böyle birleştireceğiz. Yan kenarı, tabanı, diğer yan kenarı birleştirerek çantamızı bir bütün haline getirmiş olacağız. Şimdi burada ilmeği bu tarafa geçirdim. Hemen bu parçanın bakın şöyle köşede iki ikili vardı ikilinin hemen ilk yani e, şu kenarda kalan sık iğne değil bu tarafta kalan bakın çantanın ağız kısmında kalan iki tane sık iğne örmüştük ikincisine batıyoruz sayıların eşit gelmesi önemli burada da zaten şu noktaya battım önce buradan ilmeğimi alıyorum bakın çanta düz kısımları iç içe bakacak şekilde kapattım ilmeği buradan alıyorum şöyle birazcık gevşekliğini alacağım bu noktadan geçirdim şimdi bu noktada önce bir tane zincirimi çekiyorum. Zinciri çektikten sonra aynı boşluğa yani ikinci ikinci sık iğneli karşılıklı batacağım. Batıyorum. Tekrar kaydırma yaptığım noktadan bakın iki tane sık iğne vardı diğer parçanın. Hemen ikinci sık iğnesine batıp direkt sık iğne ile bağlantımı sağlıyorum. Şöyle karşılıklı bakın bağlantıyı sağladık. Düz kısımlar iç içe bakıyor. Şimdi sayılar zaten eşit. Birleştirmeye geçiyoruz. Hemen bir diğer sık iğnenin tepesine batıyorum. Karşı parçada da diğer sık iğnenin tepesine batıp bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bakın bağlantıyı bu şekilde yapmış olduk. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Karşı parçadaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne. Şimdi karşılıklı her bir sık iğnenin tepesine batarak sıra sonuna kadar bu şekilde birleştireceğiz. Bakın burada da yine aynı şekilde. Sayılar eşit olduğu için en son ikili noktada da bitişimizi yapacağız. Hemen burada sık iğne ile bir bütün haline getirelim ve bitişi sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Sondaki bu ördüğümüz iki tane sık iğne vardı. İkincisine de batıp sık iğnemizi örüyoruz. Hemen şöyle bir tane zincir çekip ilmeğimi bir miktar uzatıyorum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bu aşamada ipi gizleyeceğim. Şöyle iki buçuk milim tığ geçiyorum artık. Bakın iki buçuk milim tığı aldım. Hemen şöyle aralardan bakın ördüğümüz sık iğne noktalarından aşağı doğru ipi alıyorum. Bu şekilde gizlemek yeterli olsun. Şimdi bakın ters kısmından birleştirdik. Buradan başladık. Burada bitirdik. Şimdi düz kısmına çevireceğiz. Şöyle rahatlıkla çevriliyor. Bakın. Çevirdikten sonra mutlaka el ütüsü yapmak gerekiyor. Bakın düz kısmını çevirdik. Özellikle şu bakın bağlantı noktalarında kaydır e, elimize el ütüsü yapmakta fayda var. En son artık fermuar ve elceğini yerleştirmek kaldı. Şöyle bakın esleme payını alıyorum mutlaka. Şu körük kısmını da düzüyorum. İçeriden birleştirdik. Bakın. Oldukça muntazam oluyor. Şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. İçine de bakalım içi de bu şekilde. İsterseniz e, bu aşamada astarı dikebilirsiniz ya da e, yani fermuardan sonra dikmek belki Zor olabilir çünkü fermuar zaten bakın direkt ağız kısmını şu deliklerden buraya yerleştirmiş olacağız. Fermuar açtığımız zaman da tertemiz bir görüntü oluşuyor. Şimdi burada artık fermuarı yerleştireceğiz. Yerleştirirken de şuna dikkat edeceğiz. Bakın burada iki motife tam denk geliyor. Şu iki kare parçaya tam denk geliyor. Şöyle bunu göz kararı ayarlıyorum ve sabitliyorum. Şimdi birleştireceğim noktaları belirgin hale getiriyorum. Hemen şu köşedeki üçlüden önceki ikilinin ikincisine batarak birleştirmeye başlayacağım. Ya da e, bir sonraki ikilinin ilkine batarak da birleştirebilirsiniz. Yani bunu kendiniz elinize aldığınızda zaten ayarlamasını çok rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi yine iki buçuk milim tığla devam ediyorum. Çünkü buradaki deliklerden iki buçuk milim tığım rahatlıkla geçiyor. Bakın bu şekilde kendi tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Elinizdeki tığlara göre. Önce işe Yine zincirli ilmek oluşturarak başlayacağım. Fakat bir miktar şöyle 15, 20, 15 santim kadar yeterli olacaktır. İp bırakacağım ki en son bağlantı yapacağız. Burada bitirmeyeceğiz. Hemen bir tane zincirle ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Tığdan çıkartıyorum. ilmeğimi oluşturdum. Şimdi birleştireceğim noktadan şuradan şöyle batalım. Daha bir sonrakinden batalım. Bunu dediğim gibi göz kararı ayarlıyorum. Ve gelen deliğin bakın ilkine batıyorum. Oluşturduğum ilmeği tığımın ucunu alıyorum. Şu birazcık da esnetelim. Önce ilmeği bakın fermuarın olduğu delikten sonra batış yaptığım noktadan çıkartıyorum. Buradan çıkardıktan sonra bir sonraki bakın şuradaki son ördüğümüz sık iğnelerin olduğu bakın son sıradaki noktaya batmıyorum. Buradaki motifi yani kare parçayı ördüğümüz sık iğnelerin olduğu yani en son ördüğümüz sık iğnelerin dibine batıyorum. Öyle söyledim daha anlaşılır olacaktır. Dibine batıyorum. Bunun sebebi de bakın böyle yaptığınızda şu parça içeride kalıyor. Sanki makine dikişi gibi çok orijinal bir görüntü çıkıyor. Ama şu ilk sıraya monte ederseniz bu delikler daha görünür olacaktır. Yani şöyle daha dışta kalacak. Yani şu parça göze görünür hale gelecek. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman hiçbir şekilde belli olmuyor fermuar kısmı. Daha içeride kalmış oluyor. Şimdi tekrar batıyorum ilmeği. Bakın. Son ördüğümüz sık iğnenin diplerinden batarak geçiriyorum. Sonraki sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Bakın dibine batıyorum. Bir sonraki deliğe batıyorum. Fermuardaki bir sonraki deliğe. Bunu şurada bırakıyorum bu ipi. Hatta şöyle fermuar açalım. Daha rahat hareket ederiz. Şimdi deliğe battım. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu yaparken de çok sıkı sıkı yapmıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın kaydırma ile birleştireceğiz. İlmeğimi esnettim. Bir sonraki noktaya battım ve hemen fermuarda bulunan sıradaki deliğe batıyorum. Bu iki battığım noktadan ilmeğimi çıkartıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Sıradaki hemen bakın bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Buradaki delikler zaten sık iğnelere denk geliyor bakın. Batıp ilmeğimi çıkartıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi böyle kaydırmalar yaparak devam edelim. Şu kısımda da yine uygun boşluklara batarak ikinciye batıyorum. Şu noktaya geçiyorum bakın. Hemen şu kısmı da gösterelim ki burada da akılda soru kalmasın. Şimdi bakın buradaki kaydırmalarımızı yaptık. Şu tam üçlünün ikinci sık iğnesine de batıyorum. Buradan da yine fermuarımı batıp bu noktadan kaydırmamı yapıyorum. Şimdi şu kaydırma yaptığımız noktanın olduğu kısma batmıyorum. İlmeğimi şöyle bir miktar uzun bırakıyorum. Esnetiyorum ilmeği. Hemen diğer parçanın ikinci sık iğnesi, üçlünün ikinci sık iğnesine batıp buradan da bakın fermuarı batıp ilmeğimi alıp kaydırmamı yapıyorum. Bu kısmı da Bakın bu şekilde geçiyorum. Sonra diğerlerini de batarak bu şekilde fermuarı sabitlemiş olacağım. Burada da bitişi yapacağım. Sonra yine bitişi sizlere göstereceğim. Sonra diğer tarafta bakın burada da delikler var. Bu tarafta başladığım gibi burada da fermuar dengeli olacak şekilde başlayacağım. Kaydırmalar yaparak bunu da birleştireceğim. Ee, sonra şurada bitişi nasıl yapıyorum? İpleri nasıl gizliyorum? Hemen bunu da sizlere hızlı bir şekilde göstermiş olalım. Bakın sıranın sonuna geldik. Artık batacağımız delik kalmadı. Şimdi buradaki... Bakın başladığımız noktada dengeleyerek bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki noktaya batıyorum. Şöyle buradan ipimi alıyorum. Sanki devam ediyormuş gibi delikler düşünebiliriz. Bu noktadan ilmeğin bir miktar uzatıyorum. En son kaydırmayı da yapıp bakın şu şekilde. Burada şöyle bitişimi yapıyorum. Sonra ipi bakın burada yürüteceğim içeride iç tarafa alıyorum uygun boşluklardan sabitleyerek sağlam bir şekilde bu ipi de gizlemiş olacağız Şöyle uygun boşluklardan geçirelim sonra şu ara ara noktalardan güzelce sabitleyelim ipi bakın bu şekilde gizlemiş olacağız fazla kalan ipi de kesebilirsiniz sonra şurada başlarken bakın Direk ilmekle başlamıştık. Sonra başlangıç yaptığımız bir sonraki noktaya batıyorum. Hatta şu bir diğerine batalım. İpi buradan alıp geçiriyorum. Bakın. Kaydırma gibi düşünün. Sonraki noktadan batıyorum. Buradan da geçiriyorum. Sonra bu ipi de uygun boşluklardan yine geçirerek gizlemiş sabitlemiş olacağız. Bunu da iki buçuk milim tığla güzelce ipimizi sabitlemiş olacağız fazla kalan ipi de kesip çıkartabilirsiniz. Şimdi diğer e, fermuarın diğer kısmını da aynı şekilde yerleştirelim. Tarif etmiş olduğunuz gibi ipleri de gizip e, keselim fazla noktalarını. En son elcik yerleştireceğim. Direkt bakın elciğimizi takacağız. Şöyle siyah çantada yapmıştım göstermek istiyorum. Bakın şöyle şimdi açmak istiyorum sizlere göstermek için. Bakın tertemiz bir çalışma oluyor. Ben buna zincir taktım böyle çaprazda kullanmak için yaylı halkalar taktım. İsterseniz yaylı halkaya bu yuvarlak halkalara elcenizi takabilirsiniz. Ya da direkt bu şekilde de elcenizi örgünüze yerleştirerek de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle cüzdan gibi elde tutmak e, tutarak kullanabilirsiniz. Ya da böyle bakın uzun zincirlerle çaprazda kullanabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.